13 Eylül 1991 tarihinde Batı Trakya Türkiye'nin ilk siyasal partisi olan Dostluk, Eşitlik ve Barış Partisi'ni kurdu. 1993 genel seçimlerinde Yunanistan'ın getirdiği kasıtlı seçim barajı dolayısıyla parlamentoya giremedi. Doktor Sadık Ahmet, Batı Trakya Türklerinin sadece Lozan Anlaşması'ndan ve vatandaşlık yasalarından doğan haklarının savunucusu olmadı, aynı zamanda onları ekonomik açıdan kalkındırma projeleri üzerinde çalıştı. Ve bir 24 Temmuz günü, yani Batı Trakya Türk azınlığının haklarının imza altına alındığı Lozan Barış Anlaşması'nın yıl dönümü olan 24 Temmuz 1995 günü şüpheli bir trafik kazasında yaşamını yitirdi. Trakya önderini unutmuyor. Her 24 Temmuz günü mezarı başında saygıyla duruyor. Funda Ahmet ise her yıl günü şiirlerin en güzelini okuyor babasına. Uyan baba, uyan. Kaldır başını, aç gözlerini. At üzerindeki kara toprağı. Gör ki yine tüm sevdiklerin başucunda. Yine bir 24 Temmuz işte. Gittin gideli 6 yıl oldu babam. Bizi bırakıp yok olalı, baba kucağına, baba şefkatine, çatık kaşlarının altındaki tatlı tebessüme hasret bırakalı tam 6 yıl oldu. Bize elveda demeden, merak etmeyin, mutlaka döneceğim. Akşam yemekte beraberiz demeden ilk gidişim bu babam. Bir 24 Temmuz gecesi ilk gidip de dönme işin. Ne olursan kişim kalkıp sarılsan bana, kucaklaşsan tüm sevdiklerini. Şaka yaptım size, yalan söyledim. Bakın buradayım, geldim desen. Sen yalan söyleyemezsin, bilirim. Ama ne olur, bir kereye mahsus yap bunu. Bu tür bir yalan çoktan kabulümüz baba. Gittiğin yerde rahat mısın baba? Nasıl oralar? Sıcak mı? Üşümüyorsun ya baba. Peki benim gibi çocuklar var mı orada? Gelsem yine hasret bırakırlar mı sana? Güneş bir damla olsun değiyor mu gözlerine baba? Hadi kalk artık. Uyan. Gel bana. Yeter bu kadar şaka baba. Yeter bu kadar şaka. Biliyorum. Duyuyorsun beni. Hissediyorsun kalbinin derininde. Belki de 6 yıllık uykunda ilk kez ağlıyorsun bu yalvarışında. İki gece arası gündüz diyen sendin. Ben 6 yıldır güneşimi göremiyorum. Ne oldu gündüzüme baba? Efendim baba? Annem mi? İyi. Senin bıraktığın yerden sarıldı davaya. Ama her gece sensiz odasında hıçkırıklara boğulur 6 yıldır bedava. Ağabeyim değil. Okuluna 4 elle sarıldı. Ben babamın oğluyum diyor her fırsatta. Ha, bir de nişanlandı. Gelinin mi? Çok iyi biri. Ve yarı yarıya meslektaşım babam. Beni sorma be baba. Sorma. Gördüğün gibiyim işte. Her kapı çalındığında kalbim çarpıyor. Her telefonda sıçrıyorum. Hep postacılarla kavga ediyorum. Mektubunu yine getirmediler diye. Okulum da çok iyi, merak etme. Küçükken mahkeme koridorlarına alıştırdın beni. Daha da vazgeçemedim işte. Halkın mı? Bunu sorma bana baba. 6 yıldır suskun. Bıraktığın yerde seviyor. Senden sonra bir Sadık Ahmet çıkmadı baba. Düşman yine düşman. Haklarımızı vermiyor baba. Biliyorum. Bu kadar üzdü seni. Ama belki bizim için değil. Halkın için. Türklük için dönersin diye anlatıyorum bunları sana baba. Kalk hadi. Gel baba. Hadi gel. Bir soru da ben soracağım sana. Ne zaman geleceksin baba? Baba. Duyuyor musun Melih baba? Küstün değil mi bize? Kırıldın halkına, dava arkadaşlarına. Biliyorum,
Şaka yapmaya devam edeceksin. Ama hep bir umut, hep hasretle ben bekleyeceğim seni baba. Gelsen ne güzel olur biliyor musun baba? Gelsen ne güzel olur. Batı Trakya Türkleri biliyor ki farklı düşüncelere sahip olsalar da Doktor Sadık Ahmet'in fikirleri ve mücadelesini verdiği ülkeler doğrultusunda bir araya gelirlerse başları dik dolaşacaklar. Cesaret zincirini resmen kırıyoruz artık. Çok açık bir şekilde gelecek bizim, diyeceksiniz Türk ve Müslüman olduğu için söylüyorum, hayır. İnandığım için ve inanan insanların sayısı bilhassa üniversitede milliyetçi akımda hızlı olduğunu gördüğümden dolayı bunu söylüyorum. Gençlerin milliyetçi olması kendine bağlı olmaz.